Posta.com.tr'den herkese merhaba değerli izleyenler. Yayın konuğum gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Vedat Göral. Bayramda sağlıklı beslenmeyi konuşacağız bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Bir Ramazan'ı daha geride bıraktık artık. Tabii bayramla birlikte Ramazan'da alışkanlıklar değişti tabii. Doğru. Oruçlar Doğru. Tutuldu. İki öğün iftar ve sahur beslenildi. Artık Doğru. Yavaş yavaş günlük alışkanlıklara da geri dönüldü. Peki hocam oruçtan sonra normal beslenme düzenine geçiş nasıl olmalı? Buyurun. Evet tabii. Öncelikle herkese mutlu, huzurlu, bereketli bayram diliyorum. Bayram gerçekten oruçlananlar için bir ödül sanki. Hani bir ay yemek yemiyorsunuz, aç kalıyorsunuz. Onun arkasında bayram sevinç yumağı oluşturuyor. Tabii dediğiniz gibi yani 30 gün mide aç kalıyor. Hemen bayram sabahı yoğun bir kahvaltıyla vücudu sarsmamak lazım. Basit bir kahvaltıyla başlamamız lazım. Yani klasik yaptığımız kahvaltı yapmamız lazım. Ne olabilir? İşte çay, kahve, meyve suyu, yumurta, domates, salatalık, peynir, zeytin mutlaka olması lazım. Özellikle kahvaltıda yağlı, tuzlu yemememiz lazım. Örneğin salam, sosis, bunlar sucuk hem yağlı hem kızartmalı olduğu için susama ihtiyacı yapar. Mideye ağır gelebilir. Yani ilk kahvaltıda mümkünse böyle hafif tarzda veya atıştırmalık tarzda bir kahvaltı yapabiliriz. Öğlen yemeğine gelince de öğlen yemeğinde de yine ağır bir yemek yemememiz lazım. Yağlı, kızartılmış yemekler veya bir mangal veya bir açık büfe gibi değil de daha ziyade böyle haşlama türü, hani mideyi alıştırmak açısından sebzeli yemekler olabilir. Çok yağlı kızartma olmaması lazım. Ekmek olarak da her zaman belirttiğimiz gibi beyaz ekmek yerine kepekli ekmek veya tam buğda ekmeği tüketmemiz lazım. Çünkü beyaz ekmekten biraz uzaklaşmak gerekir. Glisemik indeks yüksek olduğu için beyaz ekmek yediğimizde hemen şekerimiz yükseliyor. İnsülin salgısı artıyor ve akabinde şeker düşebiliyor, kanda şeker. Bu da bulantı, yorgunluk, halsizlik yapabilir. Dolayısıyla bağırsak sağlığı için, vücut sağlığı için en iyi ekmek beyaz ekmek yerine tam buğday ekmek. Ramazan'da biraz bu kuralı ihlal ettik hocam. Tabii evet, pideler evet, sıcak sıcak yedik. Bunu telafi etmek lazım. Hani Ramazan'da belki biraz göz yumulur. Hani oruçluk bir ödül gibi belki ama normal yaşantımızda bence beyaz ekmek yerine tam buğday, tam tahıl. Çünkü bağırsak sağlığı açısından da çok daha faydalı olduğu için. Bir de bağırsağı biliyorsun ikinci beyin diyorlar. Bağırsak sağlam oldukça iç organlarımızın da sağlığı çok daha iyi düzeyde oluyor. Bayramın ilk kahvaltısını oldukça hafif bir şekilde evet, yapacağız. Evet. Öğlen de yine aynı şekilde sebze evet. ağırlıklı besleneceğiz. Şimdi hocam biz toplum olarak misafirperveriz. Doğru. Bayram ziyaretlerimiz evet, oluyor. Büyüklerimize doğru. ziyarete gidiyoruz. Her gittiğimiz yerde de tatlılar, börekler ikram evet, ediliyor evet. ve geri çeviremiyoruz. Evet. Kırmamak adına evet. Bu besinleri tüketiyoruz. Sağlıksız olduğunu biliyoruz aslında doğru, artık her doğru. birimiz ama nasıl bir yolu izlemeliyiz? Nasıl aslında geri çevireceğiz biz? Dediğiniz doğru. Biraz geri çevirmek lazım. Çünkü genelde bayramlarda tek bir şey ikram ediliyor, tatlı. Evet. Ve 3-5 yere gittiğinizde her yere tatlı yemeniz gerekiyor. Yemeyince de ev halkı yanlış anlıyor, üzülüyor, küsebilir. Ama mümkünse hani izah edip ben demin baklava yedim, yemeyeyim veya çok az yiyeyim veya baklava yemişse, tatlı yemişse ona bir meyve kokteyli şeklinde meyve sunulabilir veya belki bir salata yapılabilir. Yani şekeri hayatımızdan azaltmamız lazım. Özellikle beyaz şekeri, beyaz şekerden yapılan tüm gıdaları. Çünkü diyabet, yani şeker hastalığı ve obezitede biz Avrupa'da bir numarayız. Bu bizim için övünç değil. Hani birinci olmak güzel bir şey değil. Keşke sonuncu olsak. Hepimiz Japonlar gibi tığ olsak, normal kilomuzda olsak. Dolayısıyla hani misafire gittiğimizde ona izah etmemiz lazım. O da ısrarcı olmasın, başka bir şey sunabilir. Yine misafirliklerde asitli içeriklerden de uzak durmamız lazım. Bunlar gerçekten boş kalori, protein yok, içinde bir besleyici değeri yok, obezite yapıyor, selülit yapıyor. Onun yerine su ikram etmek lazım veya güzel bir Türk kahvesi olabilir, çay olabilir. Dolayısıyla hani ev sahibinin çok ısrarcı olmaması lazım. Misafirliğe giden kişinin de tatlı yerine başka bir şey tercih edebilir. Yani tatlıdan biraz uzak durmamız lazım. Çikolata çok önemli. Bir de her yerde yine çikolata ikram ediliyor. Her yerde çikolata almamız da gerekmez. Bunu geri çevirmemizde fayda var. Yani sağlık açısından. Ben demin çikolata aldım başka bir yerde. Şimdi almayayım dememiz lazım ama bazen söylenmiyor. Ev halkı yanlış anlamasın diye. Eli boş gitmek Eli olmaz. Eli boş gitmek de olmaz. Ama biz karaciğerimizi yoruyoruz. Pankreasımızı çok fazla yormuş oluyoruz. Yani karşıdaki insan kırılmıyor belki ama bizim pankreasımız kırılıyor. Pankreasımız üzülüyor. Çok fazla insülin salgılıyor. Karaciğer yağlanması artıyor. Bence pankreasımız, karaciğerimiz çok şeyden daha değerli.
Çünkü bizim sağlığımız. Biz sağlığımızı korumamız lazım. Biz korumazsak başkası düşünmez. Önce can, sonra canan. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani bu bayramda o zaman tatlı tüketimine dikkat edelim lazım, diyorum. Tabii. Kimse kırılmasın, üzülmesin. Tabii ki çok doğru. Yani evet, her gittiğimiz misafirlikte bize tatlılar, böyle baklavalar önümüze çeşit çeşit sunuluyor ama sağlığı da ciddi anlamda tehdit ediyor. Peki hocam, biraz da bayramda sağlıklı beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlara değinelim istiyorum. Özellikle çünkü metabolizmayı hızlandırmak adına, örneğin işte oruç süresince bir kilo alımı varsa bayramla birlikte metabolizmayı hızlandırayım diye internette görülen pek çok şeyi deneyen izleyicilerimiz vardır diyeyim. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani bence internet hekimini bırakmak lazım. Bu konuyla ilgili çok iyi dahiliye uzmanları var, işte gastroenterologlar var, endokrinoloji hocaları var. Yani internetten ilaç alıp çok zarar gören insanlar bize geliyor. Karaciğer enzim yüksekliği, karaciğer hasarı, pankreas hasarı, mide bağırsak kanamaları. Dolayısıyla hani bunu böyle yapmamak lazım. Önce bilinçli olup çok fazla yememek lazım. Yavaş yavaş yemek lazım. İyice çiğnemek lazım. Yağlı, kızartma, aşırı gıdalardan hele belli bir yaştan sonra uzak durmamız lazım. Öğünlerimizde sebze ağırlıklı olmamız lazım. Yani önceki Türkiye'nin batısında ve Akdeniz'de, biliyorsunuz Akdeniz mutfağı çok popüler. Balık ve sebze çok tüketiliyor. Doğu tarafında da daha ziyade kırmızı et tüketiliyor. Yani bence haftada 2 gün kırmızı et, 2 gün balık, diğer günler sebze, sulu yemekler olabilir. Sebze ağırlıklı yersek bağırsağımız çok daha iyi çalışır. Yani liften zengin beslenirsek bağırsaklar rahat çalışır, kabızlık sorunu olmaz. Kabızlık da bir problem. Özellikle çok fazla yağlı, şekerli gıda yiyenlerde bağırsaklarda da tembelleşme meydana geliyor. Kabızlık oluşuyor ve kişiler tuvalete de gitmiyorlar, erteliyorlar. Bu da kötü bir şey. Mümkünse her gün tuvalete gitmek lazım belli saatte. Ertelemenin çok zararı var. Vücut da unutuyor, bağırsaklar da unutuyor. Her gün belli saatte tuvalete gide gide bağırsaklar çalışıyor. Tabii zaman zaman probiyotik alınabilir. Bence en iyisi güzel bir ev yoğurdu hakikaten. Ev yoğurdunu evde yapmamız lazım. Çok probiyotik içeriyor. İyi bakteriler çok fazla olduğu için dışarıdan probiyotik almaya gerek yok. Ev yoğurdu bir de çok ucuz. Probiyotikler çok pahalı. Ayrıca kefir, hani bizim ecdat ilacı, daha önceki dönemlerde de kullanılan kefiri tüketirsek iyi bakteriler içerdiği için bağırsaklarımız çok daha sağlıklı olur. Bir de bağırsak sağlığı korumak için rastgele antibiyotik almamak lazım. Rastgele ağrı kesiciler. Çünkü bağırsaklarda iyi ve kötü bakteri dengesi var. Biz bunu bozuyoruz. Nasıl bozuyoruz? Rastgele antibiyotik kullanımı. Bu antibiyotikler gidiyor iyi bakterileri öldürüyor. Ağrı kesici ilaçlar. Bunlar iyi bakterileri mahvediyor. Takviye ürünler de var hocam. Takviye ürünler var ama hani eğer kişi ev yoğurdu veya probiyotiklerle çözüyorsa bu çok güzel. Ben demek istediğim, toplumda biraz probiyotik kullanımı az ama ev yoğurdu daha çok bence faydalı. Bizim milli gelenimizde var. Ayran çok güzel bir içecek. Bir de probiyotik olarak turşu da çok tüketilmesini fayda görüyorum. Prebiyotik ve probiyotik gıdalar var. Yani dışarıdan, internetten, eczaneden yerine biz doğal olarak vücudumuzu korumamız lazım. Doğal gıdalarla takviye etmemiz lazım. Ama kişi yapıyorsa bunu, olmuyorsa mutlaka dışarıdan destek almak lazım. Hani arabayı kötü benzin koyarsanız araba bozulur. Vücudumuz da öyle. İyi maddelerle vücudu donattığımızda vücut daha sağlıklı oluyor. Dışarıda sebze, salata, hani hijyenik olmadığını düşündüğüm için çok fazla yememek lazım. Tabii güvenli yerler hariç. Yani temiz su içeceğiz. Bir de bu son yıllarda bayağı popüler oldu biliyorsunuz. Plastik şişeler. Evet. Plastik şişelerde çok fazla plastik maddesi var ve vücuda giriyor. Bağırsakları geçip beyin dahil gitmediği organ yok. Kalp damarlarında plastik parçacıkları bulunmuş. Anne karnında, bebekteki, fötüsteki zarda bile plastik var. Yani bunu benim aklım almıyor. Bebek zarının, o plasentanın, fötüsün plastik ne işi var? İşte biz çok tüketiyoruz. Farkında olmadan zehir içiyoruz. Zehir içiyoruz, aynen. Biz mümkünse hani bir hocamızın dediği gibi plastiği azaltmak değil de tamamen bırakmak lazım. Cama geçmemiz lazım. Çünkü cam daha çok sağlıklı. Plastik maalesef demans, Alzheimer, işte unutkanlık, çocuklarda bir takım davranış bozuklukları, vücutta şeker hastalığı, kansere kadar giden olaylar yaratıyor. Yani plastik etrafımızı sarmış. Buzullarda bile plastikler var. Balinanın karnında plastik poşetler çıkmış. Yani biz çevreyi çok kötü kirletiyoruz.
çevreye çok saygısız davranıyoruz. Bizim bence geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en iyi miras iyi bir çevre olmalı. Mal mülk değil de ama biz çevreyi çok kötü bir şekilde bozuyoruz. Değerini bilemiyoruz herhalde hocam bazı şeylerin. Evet. Şimdi bayramda beslenme konusuna dönecek olursak metabolizmayı hızlandıracak önerileriniz var mı hocam? Şöyle maddeler halinde sıralarsak. Evet. Mesela ekmek olarak kepekli ekmek. Bunlar lifli olduğu için bu önemli. Su en az 1,5-2 litre, belki 2-2,5 litre içmemiz lazım. Çünkü bağırsakların da kuru kalmaması lazım. Sebzeyi çok tüketmemiz lazım. Gerekirse iki öğün, öğlen ve akşam olmak üzere. Az az sık sık yememiz lazım. Ev yoğurdu olabilir, ayran olabilir. Yine prebiyotik ve probiyotik gıdalar var. Bunların başında turşu ve özellikle lahana turşusu çok tavsiye edilen. Zaten bizim Türk toplumu yıllardan beri kullandığı bir gıda. Ben hatırlıyorum çocukken turşu tüketirdik. Probiyotik olduğunu bilmiyorlardı ama yararlı olduğunu biliyorlardı. Şimdi bugün artık turşunun iyi bir probiyotik olduğu biliniyor. Ama hazır turşular değil değil Yok, mi hocam? Yok, ev yapımı, iyi bir marka olması lazım. Bir de hani demin de bahsettim, çok rastgele antibiyotik, rastgele ağrı kesici içmememiz lazım bağırsak sağlığı açısından. Düzenli beslenirsek, tabii stres de hani bağırsak sağlığını bozabilir. Çok yağlı gıdadan uzak durmamız lazım. Çok aşırı kızartılmış gıdalar. Çünkü bağırsaklar da bunları hazımda zorlanabilir. Hazmı kolay, protein değeri güzel, sebze ağırlıklı besinlerle beslenmemiz lazım. Şimdi bayramla birlikte vücuda aşırı yükleme yaptığımızda sindirim problemleri de ortaya çıkıyor. Evet, evet. En sık olarak ishal ya da kabızlık olarak kendini Doğru. gösterebiliyor bu durum. Evet. Peki hocam bu gibi sorunlarda nasıl bir yol izlemeliyiz? Yani mesela ishal bir kere olabilir. Hani herkes de olabilir ama devamlı bir ishal varsa İlaç yazmak doğru olmaz. Analizin yapılması lazım. Dışkı analizi, gerekirse bağırsak tetkikleri. Ben mesleki hayatımda hiçbir hastaya şikayetine göre ilaç yazmam, araştırılması lazım. Hani niye bu hasta ishal oldu? Bir virüs mü kaptı, bakteri mi var, mantar mı var, amip mi var? Yoksa psikolojik midir? Yoksa bir antibiyotik içti, bağırsak florası mı bozuldu? Hani nedenini bulmak lazım. Ama en basitinde ishal varsa hekime gitmekte fayda var. Ama gidemiyorsa uzaksa eğer, bir takım hani ishal kesici haplarla veya şuruplarla bunu giderebilir. Yine kabızlık varsa lifli gıda alması lazım. Kuru incir ve kuru kayısı çok başarılı hakikaten. Eğer şeker hastalığı yoksa 3-5 tane kuru incir yediğinde. Hani ilaçtan ziyade doğal yöntemlerle bu kabızlığı gidermek lazım. Yine lif açısından kepekli ekmek çok öneriyoruz. Bunlar bol su içmesi lazım, yürüyüş yapması lazım. Bu şekilde kabızlığı gider ama kabızlık devam ediyorsa, affedersiniz rektal kanaması varsa, bir ailesinde kanser geçmişi varsa, kalın bağırsak kanseri, bunun analizi, araştırılması gerekir. Mutlaka bir hekime başvurmaları Tabii, gerekir. Kesinlikle. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Hocam peki bayram için şöyle sağlıklı bir bayram sofrası öneriniz var mı? Yani tabii olur. Örneğin aile bir araya geliyor. O mutluluk zaten bir bayram oluyor kişileri için. Sevdiğiniz insanlarla bayram yemeğine oturmak ayrı bir haz, ayrı bir keyif. Çocukluğumu hatırlıyorum. Anne, baba, akrabalar bir araya geliyorduk. Çocukken uçuyorduk mutluluktan. Hiçbir şey bizi o kadar mutlu etmezdi. Tabii dediğim gibi masada çok ağır, yağlı, kızartmalı yemek olmaması lazım. Sebze ağırlık, salatayı çok tüketmiyoruz biz. Salata olabilir, sütlü tatlar olabilir. Sütlaç, güllaç, zerde gibi Osmanlı mutfağının çok güzel tatları var. Ama baklavalar çok güzel ama bence çok uygun değil, çok arada bir yemek lazım. Kadayıf da öyle, çok güzel lezzeti var ama kalorisi çok yüksek olduğu için. Tabii masada ayran, su, taze meyve suyu çok mantıklı. Sebze ağırlıklı olması lazım, beyaz ekmek yerine kepekli ekmek. Kişinin hoşlandığı yemekler varsa onlar sunulabilir. Yine ev yemeklerimiz çok güzel. Türk yemeklerinin gerçekten işte dolmamızlı, zeytinyağlı yemekler çok güzel. Ve mümkünse Ramazan bayramı ilk gününde de zeytinyağlı yemekler ön planda olması lazım. Çünkü bunların hem yağ derecesi çok düşük, hem hazımı da çok az, yani iyi hazımı olduğu için, bağırsakla yormadığı için zeytinyağını yani hiç hayatımızdan çıkamamamız lazım. Hayvani yağlar yerine, katı yağlar yerine iyi, kaliteli bir zeytinyağı bilinen bir markadan almak şartıyla tüketmekte fayda var. Yani masayı kişinin arzusuna göre donatabilirsiniz. Çorba isteyenler için yine mercimek çorba, pirinç çorba, un çorba olabilir. Tabii çocuklar bizim canımız, ciğerimiz. Çocukları da bayramı unutmamak lazım. Maalesef çocuklara çok fazla bir tatlı bombardımanı yapılıyor. Çikolatalar. Çocuklar buna alışıyor ve
böyle bir yatkınlık meydana gelebilir. Halbuki çocuklara çok fazla çikolata, tatlı ikram etmemek lazım. Onlara da anlatmak lazım hani tatlının çok zararlı olduğunu. Belki 3-5 tane yenilebilir ama çocukların da her yerde tatlı yemesi, her gün kalkıp tatlı, çikolata yemesi obeziteye, ileride şeker hastalığına, işte pankreasını yoruyor bu tatlılar yenince. Pankreası yorulunca ileriki yıllarda şeker hastalığı çıkıyor. Şeker hastalığında bozmadığı organ yok. Yani şeker hastalığına biz sebep oluyoruz. Çok tatlı yersek pankreas yoruluyor. Çok hızlı gidersek araba kaza riski var. Yani sağlığımıza dikkat edersek çok iyi olur. Tabii stres insanı mahvediyor. Stresten uzak durmamız lazım. Ama bayramın çok yararlı avantajları var. Tabii aile büyüklerini ziyaret etmek, onların elini öpmek, onların dualarını almak, anne babayı ihmal etmemek, bayram tatilinde yurt dışına çıkıp anne babayı bırakmak da yanlış. Çünkü onlar bizim her şeyimiz. Onlar bize hayatlarını adamışlar. Anne babaların ihmal edilmemesi lazım diye düşünüyorum. Doğru hocam. Zaten bayram deyince birlik, beraberlik, evet, doğru, sevdiklerimizle doğru, bir arada olmak doğru demek. Sizin de dediğiniz gibi şimdi her gittiğimiz yerde ikram edilen tatlılara da bir dur demek lazım. Hem kendimiz doğru hem de çocuklarımız için doğru şekerli besinlerden uzak durulması lazım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür birbirinden ediyorum. Kıymetli bilgiler paylaştınız. Güzel bayramlar diliyorum. Yani bayram için söylemek istedikleriniz varsa son olarak tabii alabiliriz yani hocam. Keşke herkese, hepimize, tüm yaşantımızda bayram mutluluğu olsa. Ama normalde işte düşüyoruz iş stresi, trafik stresi, yaşam stresi. Yani günümüzü bayram mutluluğu şeklinde geçirebilirsek hem yaşam daha güzel olur, kaliteli olur, hastalıksız olur. Hani eskiden hatırlarsanız 20-30 sene önce ortalama yaş, ölüm yaşı 65'ti. Şimdi 85'lere çıktı, 80'ler. Ben buna inanıyorum ki biz daha iyi yaşarsak, kaliteli beslenirsek, stressiz, mutlu, bu 95'i de belki 100'ü de geçecek. Tıp bu şekilde gelişiyor. Çünkü sağlık hizmetleri arttı, iyi ilaçlar var, her yerde teknoloji var. Yani eskiden bir kişi öldüğünde 60 yaşında diyorlardı ki aa yaşlıdır. Şimdi 65 yaşına kadar kimseye yaşlı diyemiyoruz, genç. 65'ten sonra işte yaş alma başlıyor. 80-90'a diyoruz biz yaşlı. Yani demek istediğim mutlu olmamız lazım. Aile içerisinde çoluğumuzla, çocuğumuzla sevgi saygı maalesef yitirmememiz lazım. Sevgi saygı uzun ömrün çok büyük bir ilacı. Büyüklere saygı hiç kusur etmememiz lazım. Küçüklere sevgi göstermemiz lazım. İyi diyaloglar kurmamız lazım. Yaşam hakikaten gelip geçici. Mutlu, kalp kırmadan, güzel dostluklarla hayatı geçirirsek herkes mutlu olur. Ben de öyle düşünüyorum. Herkese de mutlu, sağlıklı, güzel bayramlar diliyorum çok hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Posta.com.tr'de gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Vedat Göral'la birlikte Ramazan bayramında sağlıklı beslenme önerilerini konuştuk. Yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.